Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde intent servisler konumuza devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde intent servisin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve started servisten ne gibi farkları olduğunu görmüştük. Bir de result receiver diye bir metot kullanmıştık. Bu metot sayesinde biz ne yapabiliyorduk? Servisimizden activity'mize geri veri gönderebiliyorduk. Bayağı uzun ve karmaşık bir video gibi gelmiş olabilir. Hocam beynimiz yandı demiş olabilirsiniz. Çünkü ilk defa duyduğumuz pek çok kavramdan bahsettik. Bugünkü dersimizde yine aynı şekilde intent servislerde servisten activity'ye veri göndermenin farklı, belki de çok daha kolay bir yolunu kullanacağız. Ne demiştik? Activity'den servise veri gönderiyoruz ama servislerin genel yapısında çağrıldığı komponente veri gönderme gibi mekanizması yoktu. Biz burada ya Result Receiver ya da Broadcast Receiver kullanabiliriz böyle bir ihtiyaç duyulduğunda. Bugünkü dersimizde de bir Broadcast Receiver'la servisten aktiviteye nasıl veri göndeririz onu göstermeye çalışacağım. Emin olun bir önceki dersten çok daha kolay bir örnek olacak. Hem de Broadcast Receiver'ların bir tekrarını yapmış olacağız. Öncelikli olarak farklı bir proje başlattım. Adı farklı fark ettiyseniz. Burada yine Start Intent Service diye bir butonum var. Ve bu butona tıklanıldığında Start Intent Service metodu çağrılıyor. Burada ilgili servisimi şurada oluşturduğum intent'te daha önceki örneklerde yaptığımızın aynısı gönderiyorum ve servisimi başlatıyorum. Servisimde de yine onCreate metodum var, onDestroy metodum var. Uzun süren işlemleri ele alacağım onHandleIntent metodum var ve bu metodun içinde main activity'den gönderdiğim bu sleep time değerini şunu 15 yapalım. Parametre olarak gönderiyorum. Buradaki servis metodunda da bunu gerçekleştiriyorum. Şimdi şöyle boşken şunu bir çalıştıralım ve Broadcast Receiver'la nasıl servisten aktiviteye veri atarız onu anlatmaya çalışayım. Uygulamam açıldı. Start Intent Service dediğimde gördüğünüz gibi öncelikle onCreate metodu çağrılıyor. Daha sonra onHandleIntent metodu. Gördüğünüz gibi main thread üzerinde değil de farklı bir thread üzerinde çağrılıyor. Bu şu demek. Ben hal yine şuradaki layout'u kullanarak bir buton varsa tıklama işlemini vesaire yapabilirim. Yani bu işlem benim main thread'imi kitlemiyor. 15 saniye geçtikten sonra da onDestroy metodu çağrılıyor. Ama ne dedik? Servisten activity'ye geri veri dönüşü yapamıyoruz. Bunun için kendimiz bir metot belirlememiz gerekiyor. Önceki derste result receiver kullandık. Bu derste ise broadcast receiver kullanacağız. Şimdi broadcast receiver'ı kullanırken buraya geliyorum. Dersleri eğer anladıysanız nasıl oluşturuyorduk? Private dedikten sonra broadcast receiver diyorum. Daha sonra da my broadcast receiver diye bir isim veriyorum. New deyip bunu burada oluşturuyorum. Bu oluşum türü neydi arkadaşlar? Dinamik olarak broadcast receiver oluşturma konusuydu ve dinamik olarak oluşturduğunuzda sizin bunu manifestosyanızında belirtmeniz gerekmiyordu. Yalnız bunu oluştururken ne yapmamız lazımdı? Bir intent filter'da oluşturmamız ve bunu dinamik olarak register etmemiz gerekiyordu. Biz broadcast receiver'larımızı nerede register ediyorduk? On resume metotlarında bu işlemleri yapıyorduk. On pause. Şimdi on resume metoduna geliyorum. Broadcast'ımı ben nasıl yapıyordum? Register receiver diyerek buradaki broadcast receiver'ı register edeceğim. Adı my broadcast receiver ve daha sonra benden ne bekliyordu arkadaşlar? Bir intent filter bekliyordu. Bunu hemen burada oluşturalım. Intent filter diyelim. New intent filter dedikten sonra bu filtre bir action eklememiz gerekiyordu. Basit bir şekilde adına my action diyorum. Ve daha sonra da register receiver'a buradaki filtre gönderiyorum. Böylece dinamik olarak ben
Broadcast receiver'ımı ne yapmış oldum? Register etmiş, tanımlamış oldum. Yani manifest dosyasına yazmış gibi bir şey oluyorum. OnPause metodunda ise bunu unregister yapmak da yine benim sorumluluğumdaydı. Gördüğünüz gibi broadcast receiver tipinde bir değer bekliyor. Bunun adı da my broadcast receiver olacak. Burayı anlamayan arkadaşlar için dinamik olarak broadcast receiver ekleme videosunu izleyebilirler. Şimdi bu ne işe yarayacak? Ne zaman ki action'ı my action olan bir intent oluşturulduğunda buradaki onReceive metodu çağrılacak. Peki bunu ben ne zaman ve nerede yapmalıyım? Şimdi mesela onHandle intent'te bir işlem yapıyoruz ve bu işlem bittikten sonra ben kullanıcıya işlem bitti diye bir uyarı göndermek istiyorum, değil mi? Normalde ben bunu default olarak, yani şurada bir toast mesajla veya bir text box'a, edit text'e ulaşarak yapamıyordum. Çünkü bu farklı bir thread üzerinde çalıştırılıyordu. Ama şuradaki döngü bittikten sonra while döngüsü burada bitiyor. Ben burada bir intent yardımıyla, ki broadcast receiver'larda da, servislerde de, activity'lerde de ben ne yapıyordum? Intent'leri kullanıyordum. Şimdi buraya bir parametre olarak bu intent geliyor. Bu intent servisin başlatıldığı intent. Yani şurada nerede? Şurada put extra deyip slip time'ı gönderiyorduk ya. Bu intent o intent. Yani karıştırmayalım. Yeni bir intent nesnesi oluşturmam gerekiyor. Daha sonra bu bildiğiniz gibi pek çok parametre alıyordu. Buraya ben bu sefer action alan parametreyi yazacağım. Şöyle bir daha geleyim üstüne. Intent dedim. Neden şunu gösteremedim? Evet, şu listeye bakarsanız ikinci olan string action bekliyor. Bunu yapacağız. Action'ımız neydi bizim arkadaşlar? My action'dı. Bu action'ı şuradaki broadcast receiver'ın tetikleneceği action olarak belirtmiştik. Intent filter olarak belirtmiştik. Daha sonra buraya geliyorum ve ne diyordum? Send broadcast deyip burada oluşturduğum intent'i parametre olarak gönderiyorum. Şimdi ne oluyor burada? Ne zaman ki bu döngü bittikten sonra bir broadcast mesaj yayınlıyoruz. Yani bütün Android'deki bütün herkese, bütün uygulamalara diyoruz ki My Action'ı kullanan herhangi bir uygulama var mı? Ben ona ulaşmak istiyorum diye. Peki ulaşıp ne yapacağız? Bir değer göndereceğiz, değil mi? Bu değerleri de nasıl göndereceğiz? Yine buradaki intent'i kullanarak. Intent.put extra metoduyla öncelikli olarak buna bir etiket veriyorum. Etiketimin adı veri olsun. Ve buraya ben bir string ifade göndereyim. Ne göndereyim? Diyeyim ki döngü bitti. Döngü bitti. Ve bu veriyle beraber bir broadcast. Yani broadcast dediğimiz aslında nedir arkadaşlar? Bir yayındır. Bir böyle ulusa sesleniş gibi bir şey. Bütün Android'e bağırıyor. Şuradaki action'ı kullanan bir uygulama, bir sınıf var mı diye. Main activity'ye baktığımızda ben bu My Broadcast Receiver'ı ne yaparken, register ederken bu action'ı burada tanımlamıştım. O zaman ne olacak? Bu Broadcast Receiver buradan gelen bu intent'i karşılayacak ve onReceive metodu çağrılacak. OnReceive metodu çağrıldığında da gelin şuraya log.e diyerek bunu basalım. Tag'imiz ne olsun, emre olsun, önemli değil. Ekrana basacağımız veri ise buradaki intent ne oluyor? Şuradan yolladığım bu intent 1 oluyor. Buraya gelecek. Buradaki intent'i kullanarak şuradaki veriyi bir alalım. String veri diyelim. Nereden gelecek bu? Intent.getStringExtra'dan gelecek. Ve bunun tagine biz ne demiştik? Veri demiştik. Bu veriyi de burada gösterelim. Şimdi bir bakalım çalışacak mı? Eğer çalışırsa aslında bütün işlem bu kadar. Handle'lara, runnable'lara, ne bileyim result receiver'lara, result kodlara gerek kalmadan aslında ben servisimden activity'ye veri göndermiş olacağım. Uygulamam açıldı. Şurayı bir temizleyeyim. Start intent service dedim.
intent çalıştırılıyor şu an 5 saniye boyunca. 5 saniye miydi bu arada? Ona da bir bakmak lazım ya. Ve bittikten sonra gördüğünüz gibi döngü bitti diye ben servisimden activity'me veri göndermiş oldum. Nasıl? Broadcast Receiver sayesinde. Bilmiyorum bu eğitim setine ne zaman başladınız ama hani sıfırdan hiçbir şey bilmeden intent ne demek, activity ne demek derken şu an bir uygulamanın içinde activity'leri, servisleri ve broadcast receiver'ları aynı anda kullanacak duruma geldik. Umarım bu işte için farkındasınızdır. Hani anlamıyorsanız da dediğim gibi devam edin. Gördüğünüz gibi adım adım işte üstüne koyu koyu işledikçe her biri mantıklı bir hale geliyor. Anladık mı bunu? İnşallah anlamışızdır. Dediğim gibi buradaki döngü bittiğinde bir intent başlatıyorum ve bunun bir action'ı var. Ve bir send mesaj yolluyorum bütün Android alemine. Diyorum ki bu action'ı ele alacak bir sınıf var mı? Buradaki my broadcast receiver'ım diyor ki ben varım diyor. Çünkü benim action'ım my action. Uyuştu. Daha sonra bunun onReceive metodu çağrılıyor ve buradaki intent parametresi sayesinde şurada oluşturduğum intent'in içine koyduğum verileri ben burada main activity'de ele almış oluyorum ve böylece servisten activity'ye veri geçişini sağlamış oldum. Bir önceki örneğin birebir aynısı olması adına ben şuradaki intent yaratılma ve broadcast yollama işlemini buradan alıp şuradaki thread'in içine koyuyorum. Daha sonra buraya veri olarak döngü bitti değil de şuradaki kontrol değerini gönderiyorum. Integer bir veri olarak kontrol değerini gönderiyorum buraya. Daha sonra main activity'ye bu sefer buraya gelen intent'te string bir veri değil integer bir veri var. Integer veri demeyelim de mesela buna döngü sırası diyelim. Eşittir deyip buradaki intent'ten bu veriyi alacağım. Get int extra deyip etiketin adı veriydi ve default olarak da hani yoksa boşsa bir değerini atasın. Daha sonra ekrana da ne yazsın arkadaşlar? Şöyle döngü sırası 2 nokta deyip bunu ekrana döngü artı dedikten sonra tabii log olarak bassın. Ayrıca ekrana da toast mesajıyla gösterelim. Make test main activity nokta this diyorum konteks olarak ve ekranda göstermek istediğim veri tam olarak bu. Bu niye olmadı acaba? Döngü sırası. Evet. Toast mesajı da basalım. Bir önceki örnekle birebir aynı olması adına ve bunu da ekranda kısa bir süre gösterelim. Durdurdum. Tekrardan başlattım. Şu an için servisten activity veri alabiliyorduk zaten. Ama yaptığım işlemin adımlarını göstermek adına bastığımda gördüğünüz gibi toast mesajım da ekrana geldi. Android monitörde de bu çalışıyor. Bir kere daha basıyorum hatta. Ne olacak? Bunu niye biz bu kadar çok yapmışız? Şöyle kısa bir şey yapalım. Biz buna 15 göndermişiz. 5 yapalım arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? Intent serviste multi-threading işlemi otomatik olarak yapılıyordu. Yani biz oraya birden fazla uzun sürecek işlemi de göndersek bu bunları bir kuyruğa alıp sırasıyla işletiyordu. Uygulama çalıştı. Şurayı bir silelim. Start intent service. Bir kere bastım. Sonra bir kere daha bastım. 4 dedi. 5 dedi. Bir daha başladı gördüğünüz gibi. Ve kuyruktaki işlemler bittiğinde de otomatik olarak ilgili servisi durdurdu arkadaşlar. Buradaki toast mesajı biraz uzun sürdüğü için ekranda gözükmesi hala devam ediyor. Umarım anlaşılmıştır.
Servisten Activity'ye default olarak bir veri gönderme mekanizması olmasa da biz bir Broadcast Receiver kullanarak gördüğünüz gibi servisten Activity'ye veri göndermiş olduk. Bu sayede atıyorum burada bir dosya indirme işlemi var. Siz ne yapabilirsiniz? Kullanıcıya işte verinin şu kadarı özür. Verinin şu kadarı indi diyerek bir ne bileyim bir edit text gösterebilirsiniz. Bu sayede Broadcast Receiver kullanarak bu işlemi kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.